Arkadaşlar merhaba ben İsmail Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız Hepiniz hoş geldiniz TYT Matematik kampımıza kaldığımız yerden 7. bölümden devam ediyoruz Sayma, permütasyon, kombinasyon, olasılık ve veri Ve veri grafikleri Aslında çok fazla konu var gibi görünüyor Ama hepsi birbiriyle aşırı derecede bağlantılı konular olduğu için Sana bu zaman dilimi su gibi akıp geçecek Ve kitabımızın da son bölümü arkadaşlar Yani artık bu bölüm bittikten sonra kampı ve kitabı noktalıyoruz. TYT Matematik adına artık herhangi bir konumuz kalmıyor sevgili arkadaşlarım. Hemen sayfa numarasını belirteyim. Bayağı bir yani şöyle kitabın sonuna kadar geldiğimizi göstermek için şöyle bir şey yapabilirim. Şu kadar bir şey kaldı arkadaşlar. Kaynak olarak kullandığımız kitapta. Bu arada Barış Yayınları video ders kitabından ilerliyoruz biliyorsunuz. Kampa katılmak isteyen ve bu kampla beraber ben matematiği öğrenirim diyen arkadaşlarım açıklama kısmındaki linkten kitabı inceleyebilirler. Oynatma listesinden videoları benim anlatımımı inceleyebilirler. Şimdi bugün 268. sayfamızdayız. Sayma yönteminden başlayacağız. Daha sonrasında sevgili arkadaşlar permütasyona kadar geleceğiz. Yani 270. sayfanın sonuna kadar gelmiş olacağız bu videoda. Dolayısıyla videonun ismi de sayma sevgili gençler. Evet eğer hazırsak artık başlayabiliriz dersimize. Şimdi öncelikle saymanın bir yöntemini e, görmemiz gerekiyor. Burada iki tane sayma yöntemi göstereceğiz. Bir toplama yoluyla sayma, ikincisi çarpma yoluyla sayma olacak gençler. Toplama yoluyla saymada ayrık iki işlemden birincisi eğer A farklı biçimde gerçekleştirilebiliyorsa, ikincisi de B farklı biçimde gerçekleştirilebiliyorsa bu işlemlerden birincisi veya ikincisi bak burada veya bizim için önemli cümlenin geliş biçimine bakıyorsun veya diyorsa demek ki sen bunları A artı B farklı biçimde yapabilirim diyorsun. Ama çarpmada böyle değil cümlenin geliş biçimine baktın ve diyor ki birinci e, olay ve ikinci olay kaç farklı biçimde gerçekleştirilir diyor. Ve dediği için ikisini beraber yapmamız gerekiyor. Ben sana hep demiştim matematik bağlantılıdır abi yani birbirine bağlana bağlana gider biz birkaç ders önce sembolik mantık konusunu işledik. Veya ile v ile V'nin farkını sen gayet iyi biliyorsun. O halde V diyorsa ikisi beraber gerçekleşmek zorunda olduğu için de çarpıyorsunuz bu e, işlemlerin sonucunu bulurken. Şimdi kazanın bakış 1'e bir bakalım beraber. Birazcık da yaklaşalım. Yorumlarda bazen okuyorum. E, diyor ki bazı öğrencilerimiz hocam telefonun ekranından izliyorum. Ne olursunuz ekranı biraz büyütün diye. Her böyle ekranı küçük gördüğünde aklıma o yorumlar geliyor. O yüzden de diyorum ki birazcık yaklaşalım. Ee, yani illa ki görünülecektir ama rahat olmanız benim için çok önemli. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar ne kadar yakın o kadar iyi bundan sonra. Türkiye Olimpiyat kafilesinde 10 kız 8 erkek sporcu vardır. Bir kız veya bir erkek sporcu kaç farklı şekilde seçilir? Veya demiş o halde ben ne diyeceğim? 10 artı 8'den doğru cevabımız 18'dir diyeceğim. Peki... İkinci kazanım bakışa bakalım. Diyor ki 20 tane kişi arasından bir tane başkan ve bir tane başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilir? E şimdi 20 kişiydi bunlar. Önce derim ki bir başkanı seçeyim. O zaman 20 farklı seçenek mevcuttur. Şimdi bir tanesini seçtim. Geriye 19 tane kişi kaldı. Bir kişi hem başkan hem yardımcı olamayacağına göre 20 kişiden herhangi birini başkan olarak seçerim. Ve dediği için Geriye kalan 19 kişiden bir tanesi de yardımcı seçerim. 20 kere 19'dan doğru cevabımızın 380 olması gerektiğini tabi gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Üçüncü kazanım bakış. 10 kişinin katıldığı bir sınav başarı yönünden kaç farklı biçimde sonuçlanabilir? Şimdi bu cümleleri şu şekilde düşüneceğiz. 10 kişi var. Birinci kişi başarılı mıdır? Başarısız mıdır? Onun için iki seçenek var. O halde iki seçenek olduğu için iki. Şimdi ikinci kişiye geçtiğim takdirde ikinci kişiye geçtiğim takdirde tabi bize 10 kişinin tamamı soruluyor. Yani bunları ayrı ayrı olaylar için düşünemeyiz. 10 kişiyi aynı anda düşünüyorsun. Bu 10 kişinin kaç farklı biçimde sonuçlanabileceği söylüyor başarı yönünden. Başarılı veya başarısız her biri için iki durum varsa birincisi için iki durum var ve ikincisi için de iki durum var ve üçüncüsü için de ve bu şekilde gidersek çarpı 2 deriz. Burada toplam 10 tane 2 olmuş olur. Ve 10 tane 2'nin çarpımı da bize 2 üzeri 10'u yani 1024'ün ta kendisini verir arkadaşlar. Bu sınav 1024 farklı biçimde sonuçlanabilir. Kazanım bakış 4. 10 soruluk bir sınavda her sorunun 5 tane seçeneği vardır. A B C D E diye düşünebiliriz bunları. Bu sınavın cevap anahtarı hazırlanacak lakin ard arda gelen iki sorunun doğru cevabı aynı seçenek olmayacak şekilde kaç farklı cevap anahtarı hazırlanır? Yani bir tane A işaretlendiyse bir sonraki cevabı A olmamalı cevap anahtarında. Veya e, üçüncü soruyu B yaptıysan ikinci veya dördüncü soruyu B yapamazsın cevap anahtarında. E şimdi buna göre ilk soruyu düşünelim. İlk soru için 5 farklı seçenek mevcuttur. Şimdi i̇kinci soruya geldiğim takdirde varsayalım ki bunun doğru cevabı A. İkinci sorunun cevabı A olamayacağı için geriye 4 seçenek kalır. Varsayalım ki bunun cevabı da C. Üçüncü soruya geldiğim zaman Üçüncü sorunun cevabı C olamaz ama tekrardan A olabilir. Bundan kaynaklı bunun da dört farklı seçeneği vardır. E haliyle artık ben dördüncüsüne cevap anahtarı belirleme olayının, üçüncü soruya cevap anahtarı belirleme olayıyla, bunun ikinci soruya cevap anahtarı belirleme olayıyla aynı olduğunu görüyorum. O halde e, dördüncü soru için de dört, beşinci soru için de dört, altıncı soru için de dört, yedinci soru, sekizinci soru, dokuzuncu soru ve onuncu soru için de dört farklı seçenek mevcut. Burada kaç tane 4 var? 9 tane. O halde benim cevabım 5 çarpı 4 üzeri 9 olur. Eğer şıklarda yoksa bu 5 çarpı 2 üzeri 18'in ta kendisidir zaten biliyoruz. Cevabımız 5 çarpı 2 üzeri 18 olacaktı. Evet bayağı da fazla ha 5 çarpı 2 üzeri 18 yani 10 tane soru için bu kurala göre 5, 5 çarpı 2 üzeri 18 demek oldukça fazla bir sayı. Yani 1024 çarpı 256 çarpı 5. Ama müthiş bir sayı. 10 soruluk bir sınav için düşün yani. Evet kazanın bakış 5'teyiz. A şehrinden B şehrinde 4. B'den de C'ye 5 farklı yoldan gidilmekte. Şimdi buna göre diyor A'dan C'ye kaç farklı yoldan gider? Şimdi A'dan C'ye gideceksem önce B'ye uğramak zorundayım. Yani o zaman bu soru aslında şu. A şehrinden B'ye ve B'den C'ye. Çünkü ben A'dan C'ye gitme olayını B'ye uğramadan yapamam. Tamam. Dolayısıyla bunlar aslında bileşik olaylardır diyebiliriz. Yani hangisine uygun bu? Çarpma yoluyla saymaya uygun. Saymanın temel ilkesidir. Peki o zaman ben şöyle mi düşüneceğim? 4 tane A'dan B'ye, 5 tane de B'den C'ye yol var. Çarptım 20 farklı yol var. Evet doğru. Bunda bir sıkıntımız yok. Peki önce A'dan C'ye sonra da C'den A'ya kaç farklı biçimde dönülebilir? Şimdi ben e, şu kısmı şöyle alayım arkadaşım sayfayı küçültmeyeceğim dedim ya. Sayfayı küçültmeden bu işi kotarmamız gerekiyor. Şimdi bunu buraya koyduk. Tamam şöyle de biraz büyüttük. Şimdi diyor ki bak. A'dan C'ye gidecek. C'den de A'ya dönecek. A'dan C'ye gitmek için toplam 20 farklı yol seçeneği olduğunu görmüştük. E C'den A'ya dönerken de burası 4 kere 5'ten 20 ise burası da 5 kere 4'ten 20 olacak. Fark etmez. O zaman 20 yani bunu şöyle düşüneceksin artık. A'dan C'ye kaç farklı yol var? 20 tane. C'den A'yı da farklı bir şehir olarak düşünürsen burada da 20 tane yol var. O zaman A'dan A'ya kaç farklı yol vardır? 20 çarpı 20. 20 çarpı 20. 400 farklı şekilde gidilip gelinebilir diyeceğiz gençler. Peki C'ye bakalım. A'dan C'ye gidip tekrar A'ya dönecek olan Elis gidişte kullandığı yolu dönüşte aynen kullanmamak üzere tercihini kaç farklı biçimde aynen kullanmasın diyor. Yani şundan bahsediyoruz. Şundan bahsediyoruz. Şunu şuraya yapıştıralım mı tekrar? Şöyle yapalım. Şimdi çok iyi dinle beni. Aynen kullanmamak üzere diyor ya. Varsayalım gidişte şunu ve şunu kullandı. Dönüşte bu kombinasyonu yapmasın diyor. Yani dönüşte buradan döndüyse buradan da dönmesin istiyor. Şimdi o halde şunu düşünmem gerekiyor benim. Toplamda benim 400 farklı seçeneğim vardı. Peki gidişte kullanabileceği kaç farklı seçenek vardı? 20. O zaman ben 400'den 20'yi çıkarırım. ...ve 380 tane farklı seçenek vardır derim. Şimdi bu sorunun alışıra gelmiş versiyonu da D şıkkında. A'dan C'ye gidip tekrar A'ya dönecek olan Lia... ...gidişte kullandığı yolun hiçbir kısmını dönüşte kullanmamak üzere... ...tercihini kaç farklı şekilde yapabilir diye soruyor. Yine bunu buraya yapıştırdım. Bak bu sefer olay şu. Varsayalım ki gidişte şunu kullandı ve bir de bunu kullandı demiştik değil mi? Bu ikisini kullandı. Şimdi dönüşte bu iki yolun ikisini de kullanmayacak... Yani örnek veriyorum. Dönüşte şunu kullandı. E bir de bunu kullanayım diyemeyecek. Çünkü zaten bunu öncesinde kullanmıştı. Tamam mı? Bak yukarıdaki soru. Gidişte kullandığı A'dan B'ye ve B'den C'ye yollar belliyken bu ikisini kullanamayacak. Bu kombinasyonu yapamayacaktı. Buradaki soru herhangi bir şekilde geçtiği yoldan bir daha geçmemek üzere diyor. O zaman şöyle derim. Gidişte zaten 20 tane seçenek mevcuttu. Ve 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 şurayı kullanmıştı ve bunu da kullanmıştı. E madem öyle bu ikisini çıkaracağız. Burada 3 farklı yol, burada 4 farklı yol kalacak geriye. 3 kere 4. 3 kere 4 de 12 yapar. O zaman 20 kere 12'den 240 iki bize cevabın ta kendisini verir gençler. Evet. Geçtik 6'ya. Elis 40 soruluk bir TYT matematik branş denemesi çözüp cevaplarını optik forma kodlayacak. E bu denemede her sorunun 5 seçeneği var. Buna göre Elis kaç farklı şekilde optik formu kodlayabilir? Çok basit. Her soru için 5 tane. Yani bunu salladığını düşünelim. Elis soruları sallıyor. Çözmeden sallıyor abi. Salla 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 salla. Peki birinci soru için kaç tane seçeneği mevcut? işaretlemesi için 5. İkinci soru için de 5. Diğeri için de 5. Nokta nokta nokta. Diğeri için de 5. O kaç tane 5 olacak burada? 40 soru olduğuna göre. 40 tane 5 olacak. Ve cevabımızda neyi verir bize? 5 üzeri 40'ın ta kendisini verecektir. Ama şimdi bunu böyle işaretledin de. 5 seçenek. Burada bize 40 sorunun tamamını da işaretleyecek demiyor ki. Belki boş bırakacak. He, tamam işte bu tarz kelime oyunlarına dikkat edeceksin. Yani 5 üzeri 40 şıklarda kesin olur. Ama cevap olmaz. Çünkü her sorunun A, B, C, D, E gibi bir seçeneği varken bir de bunu boş bırakma ihtimalin var. Yani her soru için 6 farklı ihtimal olduğu için cevap 6 üzeri 40'tır diyeceğiz sevgili gençler. 268. sayfamızda bitirdik ve böylelikle geçtik 269'a kazanım bakış 7'deyiz. 4 elemanlı bir A kümesinden 5 elemanlı bir B kümesine kaç farklı yol tanımlanabilir diye soruluyor. Şimdi fonksiyon tanımlanabilir. Bak yol dedim dikkat et aynı şey. Yani bu şöyle 4 elemanlı ve 5 elemanlı iki tane kümemiz var. 1, 2, 3, 4. Burada da 1, 2, 3, 4, 5. Biz burayı fonksiyona da çözdük değil mi? Fonksiyon sayısı diye başlık attık. Orada da yaptık. Peki buradaki ile ne ilgisi var? Şimdi tuttu. Şu. Kaç farklı yere gidebilir? 5. Çarpı. Şimdi diğerini düşün. Şu. O da 5 farklı yere gidebilir. Amaç ne? Amaç buradaki hiçbir elemanın açıkta kalmaması. Karşıda açıkta kalırsa kalsın beni ilgilendirmiyor. Amaç buradakilerin açıkta kalmaması tanım kümesinin. O zaman bu da 5 bu da 5 farklı şekilde gidebilir karşıya. Yani totalde 625 tane ben fonksiyon tanımlayabilirim. Hatta bunu fonksiyon dersinde şuna A kümesi buna B kümesi demiştik ya. Bunun kuralını SB üzeri SA diye vermiştik. İşte bundan kaynaklı. Yani cevap 5 üzeri 4'ten 625'tir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Peki B şıkkına bakalım kaç farklı birebir fonksiyon tamam birebir diyor bak bu sefer. Birebir diyorsa hocam işler e, değişir. Yani yukarıdakine göre değişecektir tabii ki. Yine A kümesi ve B kümesi dedim. Burada 4 eleman vardı ve burada da 5 eleman vardı. Şöyle gösterelim. Şimdi hocam bak. Şu elemanı tuttun. Kaç karşıda kaç farklı elemana gidebilir? 5 çarpı. Şimdi bu eleman varsayalım ki birinci eleman şuna gitti. Şimdi bunun gidebileceği birebir fonksiyon yaratmak istiyorsak Birinci elemanın gittiği yere bir daha gidemem. O halde bu kaç farklı yere gidebilir? 4. Varsayalım ki o da buraya gitti. O halde bu 3 farklı elemana gidebilir. Bu da 2 farklı elemandan birine gider. 5, 4, 3, 2 çarpımı 5 faktöriyeldir. E bu da bana 120'nin ta kendisini verecektir. Mesela birebir olmayan fonksiyon diye sormuş olsaydı yazılabilen tüm fonksiyonlardan bunu çıkarırdım ve 505 cevabını verirdim ama bunu sormamıştı zaten. Tamam. Peki devam. Ee, sekizinci sorumuz duygu bir kafeteryaya ait yalnızca sıcak içecekler kısmı yırtılmış olan aşağıdaki menüyü evinde buluyor ee, karnı da acıkmış e diyor ben bur buradan diyor bir yiyecek söyleyeyim kendime diyor duygu bu kafeteryayı arıyor diyor ki bir çeşit gözleme ve bir çeşit soğuk içecek veya veya bir çeşit poğaça ve bir çeşit sıcak içecek bak veya'nın haricinde iki tane cümleyi veya ile bağlamış ama o cümlelerin içerisinde de V ile bağlananlar da var. Ona da dikkat ediyorsun. Şimdi çok basit düşüneceğiz. Kafeterya çalışanı e, duygunun isteklerini 18 farklı biçimde gerçekleştirebileceğini söylüyor. Bu kafeteryada kaç farklı sıcak içecek çeşidi mevcuttur diye soruluyor. Şimdi düşün. Bir çeşit gözleme. Gözlemeye bakıyorsun kaç farklı gözleme var? 1, 2, 3. O zaman 3 ve dediği için şimdi bir çeşit soğuk içecek. Soğuk içeceğe bakıyorsun. 1 2 3 4 tane de soğuk içecek var. 3 kere 4'ten 12 farklı seçenek birinci isteği için geçerli. Veya dediği için artı diyorum. Şimdi geldim buraya. Bir çeşit poğaça. Poğaça kaç tane var? 2 tane var. 2 çarpı bir çeşit sıcak içecek. Sıcak içecekler kısmı yırtıldığı için bunların sayısına ben x diyeceğim. 2 kere x. Bu da eşittir 2x. Bunu da bu kadar farklı biçimde verir. 12 artı 2x bize 18'i vermek zorundadır. Böylelikle 2x 6'dır deriz ve x 3'tür. Yani sıcak içecek kaç tane varmış? 3 tane varmış. Bizden ne isteniyordu? Kaç farklı sıcak içecek çeşidi mevcuttur diye soruluyordu. 3 tane sıcak içecek vardır deriz. Şimdi bir notumuz var. Not önemli. Sayı oluşturma sorularında istenen koşullara göre rakamları farklıdır, çifttir, 500'den büyüktür. 500'den büyük çift olanlardır, 500'den büyük olup tek sayı olanlardır gibi basamaklara gelebilecek farklı sayı adetleri bulunur ve bu adetler de birbiriyle çarpılır. Rakamlar arasında eğer sıfır varsa ki sıfır bazen işleri zorlaştırabiliyor. Neden? Çünkü abi 3 basamaklı bir sayı yazılabilir diye sorup da e, bu kullan kullanman gereken sayıların içerisine bir de sıfır verirse e, sen biliyorsun ki 3 e, basamaklı bir sayının yüzler basamağı sıfır olamaz. O halde o sıfıra göre özel durumlar üretmen gerekiyor. 0'ı e, başa getirmemeye rakamları farklı e, şartı olduğunda basamak geçişlerinde adet sayısını birer azaltarak ilerlemeye dikkat edeceksin. Bir rakamın durumu birden fazla basamağı etkiliyorsa o rakamın durumu ayrıca incelenir. Mesela şey diyorsa e, kullanman gereken sayılar içerisinde 0 var. Mesela diyor ki 0, 1, 2, 3 elemanlarından e, kaç tane farklı 3 basamaklı çift sayı yazılır. Şimdi ben çiftlerin arasına çift istediği için sıfırı buraya da yazabilirim ama sıfırı buraya da yazamam da. Doğal olarak bunu ayrı ayrı durumlarda incelemekte de fayda göreceğiz tamam mı? Şimdi sağ üst tarafa doğru çıkalım ve ilk sorumuza bakalım. Sıfırı vermemiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 küme elemanlarına oluşmuş bir küme var G kümesi. E, 3 basamaklı kaç farklı sayı yazılır diyor. Bak dikkat et rakamları birbirinden farklı falan dememiş. Şöyle basamakları çizersin önce tamam mı? Tabi her yiğidin yoğurt yeme şekli farklı olduğu için sen belki çizmeden de yapıyorsun. Belki kutucuk çiziyorsun. Hiç fark etmez. Önemli olan burada e, anlamlı bir şeyler yapmak. Şimdi 3 basamaklı kaç farklı sayı yazabilir? Abi yüzler basamağına 6 farklı sayıdan birisi gelebilir. Onlar basamağına e, rakamları farklı demediğine göre buraya da 6 sayı gelebilir. E buraya da 6 tane gelebilir. E o halde toplam 216 farklı 3 basamaklı sayı ben yazabilirim A şıkkı için. Geldim B şıkkına. Burada da diyor ki rakamları farklı 3 basamaklı kaç tane yazılır? şimdi rakamları farklı diyorsa ben yüzler basamağına 6 bir tanesini buraya kullandığım için geriye 5 rakamım ve bir tanesini de buraya kullandığım için geriye 4 rakamım kaldı derim. 6 çarpı 5 30'dur. 30 kere 4 de bana 120'yi verir. Tamam. Şimdi devam edelim C ile. En az 2 rakamı aynı olan. En az 2 rakamı aynı olan demek 2 rakamı aynı veya 3 rakamı aynı olan demektir. Bizden şunu istemiyor. Rakamları farklı olma durumunu istemiyor. O halde basit. Ben tüm yazılabilen sayıları 216 tane bulmuştum. Rakamları birbirinden farklı olanları 120 bulmuştum. Eğer 216'dan 120'yi çıkaracak olursam bu sorunun da cevabını bulmuş olurum. 216 eksi 120 bana 96'nın ta kendisini verir. Yani C şıkkının cevabı da 96'dır diyebiliriz gençler. Peki rakamları farklı. 3 basamaklı kaç farklı tek sayı yazılabilir diye sorulmuş. Şimdi tek istediği için benim kümeminde elemanları 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olduğundan hangileri tektir burada? 1, 3 ve 5. Ve bu 3 basamaklı sayının tek sayı oluşturabilmesi için şuraya sadece tekleri kullanabilirim. Yani 1'i, 3'ü ve 5'i kullanabilirim. Bundan kaynaklı buraya 3 farklı sayı gelebilir. Varsayalım ki 3 geldi buraya. Şimdi ben diğerlerini yazarken şuna dikkat edeceğim. 3'ü artık kullandığım için sileceğim. Geriye 5 tane rakam kalmıştı. 5 tanesinden birisi buraya. E 2 tane rakamı kullandığım için 4 tanesi de buraya gelir. 5 kere 4 20 kere 3'ten bana 60 cevabını verir sevgili arkadaşlar. E, bu sorunun cevabı. Peki E'ye de bakalım. Diyor ki rakamları farklı olsun diyor. Ama diyor 400'den büyük olsun diyor. 3 basamaklı olsun. Kaç farklı bir de çift olsun diyor. Hmm, tamam. Şimdi şöyle. 400'den büyük olacak o kesin. Peki ben 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yüzler basamağına 1, 2 veya 3'ü getirdiğim, getirdiğim zaman bu sayı zaten ya 100 küsür ya 200 küsür ya 300 küsür olur. Yani 400'den büyük olması imkan yok. Güzel. O halde derim ki demek ki buraya 4, 5 veya 6 gelebilir. 4, 5 veya 6. Bir de dedi ki kaç farklı çift sayı yazılır? Şimdi çift istiyor. Çift istiyor. O halde ben şuraya 4 veya 6'dan bir tanesini yerleştiririm diyeceğim. 4 veya 6'dan bir tanesi yerleşiyorsa e, buraya ben 2'yi yazabilirim. Yani 2 tane yazabilirim. 4 veya 6. Peki varsayalım ki buraya 4 geldi. Tamam 4 gelsin. Şimdi geriye yüzler basamağını düşünmem gerekiyor. Yüzler basamağında şuraya yazabileceğim 2 farklı sayı kaldı. Tamam 2 çarpı 2 okey Şimdi buraya iki tane sayı kullandım. Geriye dört tane sayı kaldı. Dört tane sayı yazabilirim. Ama şimdi burada e, rakamları farklı demişti zaten. 400'den büyük oldu mu bu sayılar? Evet oldu. E, kaç farklı çift sayı yazılabilir demişti. E çift sayılardan da 4 ile 6 geldi buraya. Lakin şöyle bir durum var. Ben hani şunları kullanamam dedim ya. E buraya ben 2'yi de yerleştirebilirdim. Mesela 432 yani çift 400'den büyük değil mi? Şurada bir hatamız oldu yani. O zaman şurayı düzeltelim birazcık. Şuraya ben 2'yi, 4'ü ve 6'yı yazabilirim. Lakin şimdi şurayı düşündüğüm zaman şimdi olay nereye döndü biliyor musun? Bak şurası var ya. Dur fazla ilerledik. Şöyle yapalım bak. Bir rakamın durumu birden fazla basamağa etkiliyorsa o rakamın durumu ayrıca inceleri kısmı vardı ya. Bu olay oraya döndü. Çünkü ben şuraya yazacağım sayıların 4 veya 4'ten büyük olduğunu biliyorum ama buraya yazacağım sayılar da 4 ve 6 da olabilir içerisinde. Bundan kaynaklı ayrı bir durumda inceleyeceğim ben bunu. Nasıl bir durum hocam? Bak şöyle yapacağız. İyi dinle şimdi. Ben diyeceğim ki: "Hocam şurası tertemiz 2 olsun. Sadece 2 gelsin buraya." Sonra 2 olanlara bakıyorum. 1. 2'yi buraya yazdım. Şimdi devam ediyorum. Şuraya 4, 5 veya 6 gelebilir. Yani 3 farklı seçenek gelebilir. Varsayalım ki 4 gelsin. 2'yi de kullandım 4'ü de kullandım. Artık buraya 4 tanesinden istediğim gelebilir. 3 kere 4'ten 12 farklı durum vardır burada. Bu 1 cepte. İkinci durum da az önce bulduğumuz zaten. Buraya 4 veya 6 gelebilir. Dolayısıyla 2 farklı seçenek var. Buraya 4 gelirse eğer örnek veriyorum veya 5 veya 6 fark etmez. Buraya 2 seçenek kalır. Ve 2 tanesini kullandığım için buraya da 4 farklı seçenek kalır. 2 çarpı 4 çarpı 2'den bana 16'yı verir. 16, 12 daha 28 tane toplamda sayı yazabilirim derim. 10. kazanım bakış. Bak yukarıdaki soruyla alakalı tekrardan konuşmak istiyorum. Eğer bir tane rakam bir tane sayı fark etmez. Birden fazla basamağı etkiliyorsa işte onu ayrı ayrı düşüneceğiz demiştik. Bak 1, 2. Beraber düşünerek o işin içinden çıkamazsın. Yani buna beyin algılarımız yetmez arkadaşlar. Beynimizin içinde bu iş mutlaka bu şekilde yapılmalı. Yani sen bunu kafadan bile hesaplasan, en pratik haliyle bile hesaplasan bu şekilde olmalı. Ayrı ayrı düşüneceksin. Bu şart. Kazanın bakış 10. Ne diyor hocam şimdi sorumuzda? 3 farklı oyuncak var. 4 tane çocuğa kaç farklı biçimde dağıtılır? 3 tane oyuncak vardı. 4 tane de çocuk vardı. Ben bu oyuncakları dağıtmam gerekiyor değil mi? Yani dağıtmayacağım bir oyuncak olmayacak. Bu nedir aslında? Bu arkadaşlar şudur A'dan B'ye kaç tane fonksiyon tanımlanabilir sorusudur aslında. Yani oyuncaklar kümesi, tanım kümesi, çocuklar kümesi de değer kümesi olmak üzere ben her oyuncağı dağıtacağım. Yani tanım kümesinde açıkta eleman kalmayacak. O zaman bu kaç farklı elemana gidebilir? 4. E bu? E o da 4. E bu? O da 4 elemana gidebilir. O zaman 4 çarpı 4 çarpı 4'ten doğru cevap 64'ün ta kendisidir. Bu bize 269. sayfayı bitirtirir arkadaşlar. Ve 270. sayfamıza geçtik. 11. kazanım bakıştayız. Abi diyor ki bu sefer sıfır var bak. Bu sefer sıfır var ona dikkat edeceğiz. 3 basamaklı kaç farklı sayı yazılır? 3 tane çizdim. Şimdi yüzler basamağını düşün bakalım. Sıfır gelemez oraya. O zaman 6 tane sayı gelebilir. Şimdi bunlardan 3'ü kullandım. Ee, ama rakamları farklı dememiş. 3'ü kullandığım olayı es geçelim. 6 artık 0'ı da kullanabileceğim için buraya 7 ve buraya da 7 farklı sayı gelebilir. Yani 7 kere 7 49. 49 kere 6'ya bakacağım ben. E bu da bize 294'ü verir. Değil mi? 3, 6 e, kere 50 olsa 300 olur. Tamam 294'ü verir. Güzel. Rakamları farklı olursa 3 basamaklı. Rakamları farklı diyorsa zaten buraya yine 0 gelemez 6 tane. Ama şimdi birini kullandım buraya. Birini kullandım. 7 sayım vardı. Bunlardan birini kullandım. Artık buraya sıfırda gelebileceği için yine aldı. Ve çarpı 2 tane kullandığım için 5. 6 çarpı 6 36. 5 ile çarparsam 180 farklı sayı yazılabilir diyeceğim. B şıkkına 120 dedik, 180 dedik ve C'ye geldim. 400'den büyük 3 basamaklı kaç farklı sayı vardır? 400'den büyük olacak diyor. 400'den büyük olacaksa hangi sayılardı? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ydı 400'den büyük olacaksa bir kere 4, 5, 6'dan bir tanesi buraya gelmeli. Yani 3 farklı sayı yazılır. Rakamları farklı dememiş. Ona dikkat et. O halde buraya 7, buraya da 7 sayı yazabilirim. Değil mi? Rakamları farklı dememiş. 7 kere 7, 49. 49'u ben 3 ile çarpacak olursam bu da bana 147'nin ta kendisini verir sevgili gençler. Ve tabii şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. 147 olmaz. Niye olmaz? Şundan kaynaklı olmaz gençler. Şimdi e, ben şuraya 3 tane gelebilir dedim ya. 4, 5, 6'dan bir tanesi. 4 gelebilir. Şuraya 7 tanesinden bir tanesi dedim. 0 gelebilir. E Buraya da 7 tanesinden bir tanesi dedim. 0 gelebilir. Yani buradaki e, 147 sayıdan bir tanesi 400. 400 de 400'den büyük değildir. O halde eksi 1 diyeceğim. Ve cevabımız... 146 olacak arkadaşlar. Aman dikkat. Bak az daha ben de gümlüyordum. Aman dikkat. D şıkkı. Rakamları farklı. 4 basamaklı. Ve 5 ile bölünebilen. Şimdi 1, 2, 3, 4 basamaklı dedik. 5'e bölünmesini istiyor. 5'e bölünmesi için burası ya 0 olmalı ya da 5 olmalı. Doğru mu? 0 olursa tek ihtimal var zaten 1. Şimdi rakamları farklı demişti. 7 rakamım vardı. 0'ı kullandım. Buraya kaç tane rakam kalır? 6. 6. Daha sonrasında 5. 4 derim. 6 çarpı 5. 30. 4 de çarparsam 120. Artı. Burası 5 olursa tek ihtimal var. Geriye kaldı. Rakamları farklı dediği için. 6 sayı. Lakin bunlardan biri 0 olduğu için buraya 5 sayı gelebilir. Şimdi 0'ı tekrar kullanacağım. Şimdi 5. Ve buraya da 4 sayı gelir. 5 kere 5. 25. 4 ile çarparsam... 100 sayı da burada vardır. Toplamda 220 adet rakamları farklı olan, 4 basamaklı olan ve 5'e bölünebilen sayıyı oluşturabiliriz. E şıkkına bakıyorum. Rakamları farklı. Rakamlar farklı. 3 basamaklı 450'den büyük. Şimdi 450'den büyük diyor bak dikkat et. O halde şöyle diyeceğim. 3 basamaklıydı. 450'den büyük diyorsa şuraya zaten 0, 1, 2, 3 gelemiyor zaten. Peki o zaman Şöyle bir durum var. 4 ile başlayabilir burası. Ama şimdi 430 yazarsam 450'den küçük olur ama 460 yazarsam 450'den büyük olur. O zaman bu 4'ü iki farklı durumda inceleyeceğim ben. 4'ü iki farklı durumda inceleyeceğim. Şimdi kafadan o zaman şunu yapalım biz. Burası 5 veya 6 iken zaten 500 küsür ve 600 küsür olduğu için mecburen zaten 450'den büyük olacak. Buraya iki farklı sayı gelebilir. Buraya da kafamıza göre istediğimizi yazabiliriz. Şimdi 7 tane sayımız vardı. Birini kullandım 6. Birini daha kullandım 5 sayı. Böylelikle 60 tane farklı sayı gelebilir. Bu bir cepte. Şimdi hocam geldim bir diğer olaya. Eğer ki burası 4 olursa diyeceğim. 4 olursa tek farklı durum var. 450'den büyük diyor ya. 450'den büyük diyor şimdi. Ben buraya 0'ı, 1'i, 2'yi, 3'ü yazamam. 4'ü zaten kullanmıştım. Bunları yazarsam 450'den zaten otomatikman küçük olur. Şimdi buraya ben 5'i yazabilirim. 5'i yazarsam tek farklı durum. Buraya da mecburen 6'yı yazmam gerekiyor. Çünkü pardon bakalım yok 6'yı değil şöyle. Şu an burası 450 küsür. Ne olacak? Sıfır olamaz. 4 olamaz. 5 olamaz. Bunları kullandık ama diğerleri olur. Yani 4 tane. Hangileri o diğerleri? 1, 2, 3 ve 6 olabilir. Değil mi? 451, 452, 453 ve 456. Peki şöyle olursa burası 4. 1. Buraya da 6'yı yazarım. 1. 460 küsür. Hepsi olur artık. 0 da olur değil mi? Yani ben buraya hangilerini yazabilirim? 0 yazabilirim. 1'i yazabilirim. 2'yi yazabilirim. 3'ü yazabilirim. 5'i yazabilirim. Yani toplamda kaç tane sayı olmuş oldu? 5 tane sayımız olmuş oldu. 450'den büyük. Değil mi? Ve burada 4 tane. Buradan burada da 5 taneydi zaten. Değil mi? Toplam kaç tane? 9 tane de bu şekilde geldi. Şimdi başka var mı? Rakamları farklı. 3 basamaklı 450'den büyük. Başka var mı diye düşündüğümüz zaman. Biz şuna zaten 5 ve 6 ile başlasın dediğimiz an. Zaten 450'den büyüktü. Ve burada başka sayı kalmaz. 60 tane. Buraya ne dedik? Burası 4 burası 5 olursa. 450 küsür 0 gelemez dedik. İkisini de kullandık. 4 tane kaldı. E buraya 460 olursa 0 da gelebilir dedik ve 5 tane bulduk. Toplam 9 69 tane sayı yazılabilir sevgili gençler. Geldim. Kazanın bakış 12. 4 farklı mektup. 4 tane farklı mektup. 5 farklı posta kutusuna her mektup farklı posta kutusuna atılmak koşuluyla kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Bu soruda birebir fonksiyon sorusu. Neden? Şöyle 4 tane mektubumuz var ve bu mektuplar atılacak. Atılmayan bir mektup istemiyoruz. 5 tane posta kutumuz var ama her mektup farklı bir posta kutusuna gitsin istiyor. O halde bunu kaç farklı posta kutusuna götürebilirim? 5. Bu mesela buna gitti. Bunun için 4 seçenek, diğeri için 3 ve diğeri için 2 seçenek kalır ve 120 farklı şekilde atılabilir deriz sevgili gençler. 13. kazanın bakış. İnternet bankacılığı için şifre belirleyecek bir kişi bir kişi tamamı rakamlardan oluşan 5 haneli şifreyi kaç değişik şekilde oluşturabilir? Şimdi tamamı rakamlardan oluşsun diyor değil mi? Tamam rakam kaç tane rakamım var? 10. Birinci hanesine 10 rakam yazabilir. İkinci haneye gene 10 rakam. Üçüncü haneye, dördüncü haneye ve beşinci haneye gene 10 rakam yazabilir. Cevabımız 10 üzeri 5 olur. Rakamları birbirinden farklı falan demiş olsaydı işler değişirdi. 5 basamaklı bir sayı demiş olsaydı işler değişirdi çünkü başa 0 falan gelemezdi. O zaman 9'la başlardık. Bunlara göre çeşitli durumları da göz ardı etmeyeceksin. 14. soru. Bir kasanın bak bu sefer ne diyor? 5 basamaklı. Yani bak yukarıda ne diyordu? 5 haneli diyordu. Aşağıda 5 basamaklı diyor. Artık bu artık bir sayı, 5 basamaklı bir sayı. Yani başa 0 falan gelemez. Ve diyor ki çift rakamla başlasın diyor. Çift rakamla bitsin diyor rakamları da birbirinden farklı olsun diyor. 4 rakamın kullanılmadığı bilinmektedir. Şimdi rakamları birbirinden farklı oldu ve 4 rakamının 4 yani tane rakamı değil. 4 rakamının kullanılmadığı e, bilinmekte. 4 olmayacak bu işin içerisinde. Şimdi 0 1 2 3 4 olmayacak 5, 6 7, 8 ve 9'u kullanacağız. değil mi 5 basamaklı bir şifreydi 1 2 3 4 5 dedik. Buraya zaten sıfır gelemez. Sıfır buraya gelemez. Bunu es geçtik. Çift rakamla başlayacak. Çift rakamla bitecek dedik. 2 var. 6 var. 8 var. Doğru mu? Pekala. Şimdi sıfır buraya gelemiyorsa. 2 ile başlarsam sıfır sona gelebilir ama. Rakamlar da birbirinden farklı diyordu ya. 2'ye 0. 2'ye 6. 2'ye 8'i yazabilirim. 6'yı kullanırsam başa. 6'ya 0. 6'ya 2. 6'ya 8'i kullanabilirim. Başa 8'i yazarsam 8'e 0, 8'e 2 ve 8'e 6'yı kullanabilirim. Yani 9 durum var. Yani şu ikisi için, sadece bu ikisi için 9 farklı durum söz konusu. 9. Peki çarpı şimdi toplamda 9 durum var dedik. Varsayalım ki bu ikisine de 2 ile 2 ile 6 yerleşmiş olsun. Yani şunu kullandık. Tamam? Hocam ortaya 3 tane sayı var. Ve bu hangilerinden, hangilerinden kullanacağım? 0, 1, 3, 5, 7 ve 9. Yani toplam 6 tane sayı. 6 çarpı 5 çarpı 4 derim. 6 çarpı 5 çarpı 4 de 120 verir. 9 kere 120 kaçtır hocam? 9 kere 120 de... E, orası doğru oldu mu ya? E, 5 basamaklı için çift rakamla başlayıp çift rakamla bitecek. Rakamları birbirinden farklı ve 4 rakamını kullanmayacağız. Tamam. Şu an için doğru. Bir sıkıntı yok. E, geriye kaç tane rakamım kalmıştı? 2 ve 6'yı kullandıktan sonra 2, 4, 6 tane kalmıştı. Güzel. Zaten 9'du. ikisini kullandım. Burada bir eksiğim var benim. 0, 1, 2, 3, 4 yok. 5, 6, 7, 8, 9. Evet. E burada kaç tane rakam var? 9 tane. İkisini silersem 7 tane kalır. Ben niye eksik sayıyorum o zaman? Burada 8'i çünkü almadık arkadaşlar. Boyadık diye. Bir de burada 8 var. Yani 6 tane kalmamıştı. 7 tane kalmış. Şöyle yapacağız. 7 çarpı 6 çarpı 5 diyeceğiz. 9 kere 120 değil cevap. Çünkü daha öncesinde ben bu soruyu çözmüştüm. Hat öyle bir cevap hatırlamıyorum. 5 kere 6 30. 30 kere 7 210. 210 çarpı 9. Ee, bu da nedir? 1890'dır. Evet cevap buydu. 1890 cevaptır. Gençler şimdi burada ee, bir klişe soru var ve bu klişe sorunun da klişe bir çözümü aslına bakarsanız Alışıla gelmiş bir çözüm artık bu. Eskiden efsane çözüm diye anlatıyorduk ama artık herkes biliyor. Şöyle ki A'dan G noktasına gitmek istiyorsam eğer ben. A'dan yola çıkıp ben B noktasına kaç farklı biçimde gelebilirim? Dümdüz yürürüm 1. Veya A'dan çıkıp C'ye gideceksem yine dümdüz yürürüm ve 1. A'dan F'ye de bir farklı yol var. Ama artık E noktasına gelmek için 1 artı 1 2 seçenek mevcuttur. E noktasına 2 farklı biçimde geliyorum. 2 ile 1'i topladım. D'ye 3 farklı biçimde. Burası 3. E, burasına 2 farklı şekilde geliyorsam. Hani şu şekilde ya bu şekilde ya da bu şekilde geldim. E, buradayım artık. Buradan buraya tek farklı biçimde giderim. Yani burasına da 2 yazacağım. Peki 2 ile 3'ün toplamı buraya da 5 farklı biçimde gelirim diyeceğim. Şimdi sistem bu. Peki 15. soruda ne yapacağız? Şimdi bak. Buraya 1. 1 ve 1. Buraya da 1 farklı biçimde gelirim. 1 artı 1 2 2 artı 1 3 3 artı 1 4 Şimdi Buraya 2 farklı biçimde geliyorsam buraya da 2 farklı biçimde gelirim 2 artı 3 5 5 artı 4 9 yapar Buraya 5 farklı biçimde geliyorsam buraya da 5 farklı biçimde gelirim Ve 5 artı 9'dan A'dan çıkıp B'ye Geçtiğim bir yoldan tekrar geçmeden Yolu uzatmadan en kısa yoldan Veya sadece sağa ve yukarı giderek Toplam 14 farklı biçimde ulaşabilirim, erişebilirim. Evet, böylelikle saymayı bitirdik. Ama bitti zannetmeyin. Çünkü permütasyon ve kombinasyon daha saymaya devam edeceğiz gençler. Bir sonraki dersimiz permütasyon olacak. O derste görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.